Kurban Bayramı ile birlikte hayvan hareketlerinde, yani büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinde yoğunluğun, artışın olduğu bir döneme giriyoruz. Tabii bununla birlikte gerekli tedbirlere riayet edilmediği takdirde hayvan hastalıklarıyla karşılaşma olasılığımız artmakta. Buna bağlı olarak insan ve hayvan sağlığı da olumsuz etkilenebilmekte. Dolayısıyla gerek yetiştiricilerimizin, gerekse de hayvan alım ve satım işleriyle uğraşan vatandaşlarımızın üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi ve alınan tedbirlere uyması büyük önem arz etmekte. Öncelikle kurbanlık hayvan seçimi özellikle ülkemiz hayvancılığının devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir konu. Kurbanlık olarak seçilecek hayvanımızın öncelikle küpelendirilmiş, kimliklendirilmiş ve bakanlığımız veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Küpe numarası hayvanın kimlik numarası olarak değerlendirilebilir. Küpe numarası bize o hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, yaşı, doğduğu işletme, bulunduğu işletmeye ilişkin bilgileri içermesi açısından önemli. Bakanlıkça belirlenen belgeleri hayvan sahipleri tarafından bulundurmaları gerekiyor. Bu belgeler nelerdir? Büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi. Eğer satın alacağımız hayvan il dışından gelen bir hayvan ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunup bulunmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bu belgeler bize satın alacağımız hayvanın sağlık yönünden muayene ve kontrollerinin yapıldığını, sağlıklı olduğunu, bunun yanında aşı kayıtlarının bulunduğunu ve hayvanın kaynağı ve menşeini göstermesi açısından önemli. Seçeceğimiz hayvanın çok zayıf, yani kaşeklik olmamasına, yine yeni doğum yapmış veya gebe bir hayvan olmamasına dikkat etmemiz lazım. Damızlık değeri yüksek dişi hayvanlarımızı, yani anaç hayvanlarımızı korumamız, bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle kurbanlık olarak seçilecek hayvanların mümkün olduğunca erkek hayvanlardan tercih edilmesi oldukça önem arz etmekte. Bunun yanında hayvanlarımızın dış bakıda baktığımızda vücut kıllarının, tüylerinin parlak, yine bakışlarının ve dış görünüşünün oldukça canlı olması, yine vücutta bulunan doğal deliklerinden anormal bir akıntının olmamasına, vücut ısısının yüksek olmamasına, yine vücutta şişkinlik, yara, ödem gibi semptomların bulunmamasına dikkat edeceğiz. Yine şunu da hatırlatmak isterim. Kurbanlık hayvan seçiminde hayvanın tür, ırk, cinsiyet ve özellikle yaş bilgilerine anında ulaşabilmek oldukça önemli. Tabii bakanlığımızca vatandaşlarımızın bu bilgilere anında ulaşabilmesi için TürkVet isimli bir mobil uygulama geliştirilmiş ve şu an kullanıma sunulmuş durumda. Vatandaşlarımız kurban seçim noktalarına gittiğinde kurbanlık olarak seçecek hayvanın küpe numarasını telefonuna indirdiği mobil uygulamada sorgulatmak suretiyle hayvanın türünü, ırkını ve özellikle yaşını kontrol etmek suretiyle tedarik etme imkanı sağlanmış durumda. Vatandaşlarımız kurbanlarını bakanlığımızdan onay almış ruhsatlı kombinalarda ve kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim noktalarında kestirebilirler. Bizim de il müdürlüğümüzün resmi web sayfasında kurban satış ve kesim noktalarımız yayınlanmış ve vatandaşlarımız kurban satış ve kesim noktalarında dini vecibelerini yerine getirebilmekteler. Bunun yanında kesinlikle park, bahçe, sokak, cadde gibi kamusal alanlarda kurbanlarımızın kestirilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, çevre ve görüntü kirliliğine mahal vermeden temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ederek kurbanlık hayvanlarımızı kestirmemiz ve dini vecibemizi yerine getirmemiz gerekiyor. Kestirilen hayvanlarımızın dışkı, kan, atık ve artık gibi kalıntılarının kesinlikle gelişigüzel çevreye atılmaması, zoonoz olarak adlandırdığımız hastalıkların bulaşmasına önemli bir faktör. Dolayısıyla bunları, bu tür artıkları derin çukurlara gömmek suretiyle bertaraf edilmesi ve belediye ekipleri tarafından toplama noktalarından alınacak şekilde bulundurulması gerekiyor. Kurban Bayramı'nda kurban keserek dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlarımızın çevre ve görüntü kirliliğine mahal vermeden temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmesi, alınan tedbirlere uymasını diliyor. Kurban Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum.